Hoş geldiniz sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz zaman ölçme. Öyleyse hep beraber zamanı ölçelim mi? Ne dersiniz? Çocuklar, bizler günlük hayatta iki çeşit saat kullanırız. Bunlardan bir tanesi analog saatlerimiz. Yani yuvarlak burada gördüğümüz her zaman duvarlarımızda asılı olan, evlerimizde, iş yerlerinde asılı olan saatlerimiz. Bir diğeri ise dijital saatlerdir. Dijital saatleri de şöyle görebiliriz böyle izlediğimiz yerlerde ya da evlerimizde de yine bulunabilir. Ya da telefonlarımızın yüzeyinde gördüğümüz saatleri de dijital saat olarak ifade edebiliriz. Analog saatlerimizin içinde iki çubuk görürüz çocuklar. Burada ben henüz çizmedim ama burada görüyoruz bu iki çubuğumuzu. Bunlardan kısa olanına akrep, daha kısa çizgisi olana akrep, daha uzun olanına ise yelkovan deriz. Bunu aklınızda tutmak için akrep kelimesinin yelkovan kelimesinden daha kısa olduğunu düşünebiliriz. Bakın daha az harf var akrep kelimesinde. Yelkovanda daha fazla, yazılışlarından da bunu aklınızda tutabilirsiniz. Kısa olan çubuğumuz bizim akrebimiz. Uzun olan çubuğumuz ise yelkovanı ifade ediyor. Dijital saatlerimizde akrep ve yelkovan bulunmaz. Bunun yerine iki nokta üst üste böyle iki tane nokta görürüz. Bizim en çok kullandığımız tam saatlerimiz vardır. Bu tam saatlerde yelkovanımız yani uzun olan çubuğumuz tam 12'nin üstündedir. Akrebimiz ise kısa çizgimiz ise sayının tam üzerindedir. Yani sayıyı gösterir. Burada bu saatimizde akrep 3'ü gösteriyor. 3'ün üzerinde. Yelkovanımız ise 12'nin üzerinde ve bu saati biz saat 3 diye okuruz. Bunu sayısal olarak 0300 şeklinde yazarız. Peki dijital saatte nasıl gözlemleriz? Yine saatin sol tarafı, dijital saatlerimizin sol tarafı bize saati söyler. Sağ tarafı ise bize dakikayı söyler. Analog saatimizde gördüğümüz saat tam 3'ü. Dijital saatimizde 03:00 şeklinde gözlemleyebiliriz. Ve bir de yarım saatlerimiz vardır. Yarım saatlerde yelkovanımız 6'nın üzerindedir. Akrebimiz ise iki sayının tam ortasındadır. Burada birazcık kaydırmışım, 2'yi gösteriyor gibi olmuş ama şöyle olduğunu düşünelim akrebin. Akrep ise iki sayının tam ortasındadır. Yarım saatleri buçuk olarak ifade ederiz çocuklar. Akrep 2 ile 3 sayılarının arasında kalır. Yelkovanımız ise 6'nın üzerindedir. 6'yı gösterir. Saat 2,5 şeklinde söylenir. Ve 02:30, 2:30 şeklinde de yazarız. Dijital saatimizde nasıl görürüz? Saat kısmına 02, bakın akrebim benim saatimi gösteriyordu. 02 ve dakika kısmına ise buçuğu gösterdiği için, 6'yı gösterdiği için 30 yazıyorum. 02:30 saat 2,5 anlamına gelecektir bunlar. Ne demiştim? Tekrar edelim. Analog saatlerde yelkovan 12'nin üzerine geldiğinde tam saati, 6'nın üzerine geldiğinde yarım saati belirtir. Dijital saatlerde ise İki nokta işaretinden sonra 00 tam saati, 30 yarım saati gösterir. Ne demek istiyorum? Gelin birlikte örneklerle görelim. Mesela saatimiz tam kaç olsun? 2 olsun. Ne olacak? Tam 2 ise saatim, yelkovanım, uzun çizgim tam saatlerde 12'nin üzerindeydi. Ve akrebim ise benim saatimi gösteriyordu. Saat tam 2 dediğimde akrep 2'yi, yelkovanım 12'yi gösterdi. Peki ben bunu dijital saatimde nasıl ifade edebilirim? Saat 2 yani saat 02 ve ne demiştik? Dijital saatlerde tam saati gösteriyorsam 2 noktadan sonra 00 yazmalıyım.
saat tam 2'yi hem analog saatte hem dijital saatte görmüş olduk. Farklı bir şey deneyelim. Mesela saat 2.30 oldu. Zaman geçti böyle. Dakikalar geçti. Ne oldu? Saat 2.30 oldu. Ne yapmam lazım öyleyse? Saat yine 2. Ama 2.30. Buçuk olduğunda, yani yarım saati gösterdiğinde ne yapıyordum? Analog saatimde yelkovanım 6'yı göstermeliydi. Saat 2.30. Ve dijital saatimde ise 2 nokta işaretinden sonra 30 sayısı yarım saati göstermekteydi. Oldu mu şimdi bakalım, analog saatimde saat 2.30. Dijital saatimde saat 2.30 diye okuyabilirim. Farklı örnekler deneyelim. Mesela kaç olsun saat acaba? Şöyle silelim bunları. Bu arada sizler de evde deneyebilirsiniz. Bir poşet dosyanın içine koyduğunuzda, bir saat resmi çizip poşet dosyanın içine koyduğunuzda istediğiniz gibi peçeteyle silip tahta kalemiyle istediğiniz kadar yazıp kullanabilirsiniz. Saat mesela 10 olsun mu? Haydi deneyelim. 10 olduğunda, saatim tam 10 olduğunda, tam olması ne demekti? Yelkovanım 12 gösterecek ve akrebim 10'u gösterecek. Akrep kısa olan çubuğum, yelkovan uzun olan çubuğum. Unutmayalım bunu. Peki analog saatimde nasıl yazmalıyım? Saat 10 dediğimde tam saatlerde 00 yazıyordum sağ tarafa. Saat 10'u göstermiş oldum. Peki saat 10.30'u göstermek istediğimde ne yaparım? Bu sefer yine akrebim 10'u gösterirken buçuk ifade ettiğim için yelkovanım 6'yı göstermeli, yarım saati göstermeli, 6'da olmalı ve dijital saatte de 10.30 şeklinde gösterebilirim. Bir örnek daha yapalım, iyice anlayalım. Bu sefer saat kaç olsun? Şöyle olsun mesela, buralarda çünkü aklınız karışabiliyor. Saat tam 12 dediğimde aklınız karışıyor mesela. Ne olacak şimdi, öğretmenim ikisi de 12'yi gösterecek o zaman diyebiliyorsunuz. Bakalım deneyelim. Saat tam 12 olduğunda yelkovanım yine 12'nin üstünde olacak. Ve akrebim de yine 12'nin üstünde olacak. Yani hem akrep hem yelkovan saat tam 12'de, ikisi de 12 sayısını gösterecek. Dijital saatimde ise saat 12 şeklinde göreceğim. Peki saat 12.30 oldu. O zaman ne yapacağım? Buçuk dediğimde yelkovanım yarım saati göstermek istediğinde nereyi gösteriyordu? 6 sayısını göstermeliydi. Öyleyse yelkovanım 6'yı gösterirken saat 12.30 akrebim 12'yi gösterecek. Ve dijital saatte de 12.30 şeklinde göreceğiz bunu. Burayı anladık mı? Harikasınız. Peki bir de en çok karıştırılan saat 6 ve 6.30'u da çok karıştırıyoruz. Bunu da gösterelim. Saat tam 6 dediğimde, tam sayısını duyduğumda, tam 6 ise saat yelkovanım 12'yi göstermeli. Artık bunu biliyorum. Ve akrebim ise o sayıyı göstermeli. Saat tam 6. Akrebim 6'yı gösteriyor. Yelkovanım 12'yi gösteriyor. Dijital saatte de 06.00 şeklinde ifade ediyorum. Peki saat 6.30 olduğunda ne yapacağım? Evet, ne yapacağız? Gelin birlikte bakalım. Buçuk dediğimde ne yapıyordum? Yelkovanım 6'yı gösteriyordu. Buçuk dediğimde, yarım saati göstermek istediğimde önce buçuğumu çizdim. Saat 6.30. Öyleyse tam ilk söylediğim saat ne? 6.30. Asıl sayım da, akrebim de 6'yı gösterecek. Yani saat 6.30'da akrebim de yelkovanım da 6 sayısını gösteriyor olmalı. Dijital saatimde ise 06.30 şeklinde gösterebilirim. Biraz daha bence anlaştığımızı düşünüyorum. Yine
daha iyi anlayacağız zaten. Şöyle şunu kenara koyalım bakalım. Burada bir örneğimiz var. Görebiliyor musunuz acaba? Birazcık gördüğünüzü düşünüyorum. Ben zaten size açıklayacağım. Saatlerimiz var. Bir de balonumuz da böyle tatlış bir balonumuz var. Kalbimizin içinde sayılar yazıyor. 7, 9,5, 5, 6,5, 11, 10,5 ve 8 yazıyor. Bu arada sayıların yazımını da fark ettiniz mi? Sayıların yazımı hep arada bir boşluk bırakarak yazıyoruz. Bunu da söylemiş olalım buradan. Örneğin bir saatimizde buradaki şeyleri, kelimeleri eşleştireceğiz saatimizle, saatlerimizle. Örneğin şu saatimizden başlayalım. Bakalım kısa çizgimiz böyle 7'ye gelmek üzere, değil mi? 7'ye doğru gitmiş ve uzun yel kovanımız, akrebimiz 7'yi gösterirken ama biraz 6'yı yeni geçmiş durumda. Yani 6'dan 7'ye doğru gidiyor. O yüzden 6'yı ne yapıyor? Buçuk geçiyor, yarım geçiyor. Öyleyse bu saatime 6,5 diyebilirim. Evet, şurası gözükmüyor ama biz 6,5'la eşleştirdik. Peki burada ne görüyorum? Dijital saatimin sol kısmı saati, sağ kısmı dakikayı veriyordu. Sağ kısmında 00 yazıyorsa tam olduğunu anlıyordum. Öyleyse buna saat 8 diyorum. Ve 8 ile eşleştirdik. Yine burada basit olanlardan dijital saatimiz biraz daha ilk aşamada kolay gelebilir. Saat 5 olduğunu görüyorum. 5 ile eşleştirelim. Şuna bakalım. Yelkovanım 12'yi gösteriyor. Uzun olan çizgim yelkovanım 12'yi gösterdiğinde tam olduğunu anlıyordum. Saat tam, akrebime bakıyorum, 11'i gösteriyor. Saat tam 11 diyorum. 11 ile eşleştirdik. Ve burada yine yelkovanım yine 12'yi göstermiş. Uzun çizgim 12'yi gösteriyorsa tam saatlerden bahsediyoruz. Akrebim ise 7'yi gösteriyor. Saat tam 7 diyebilirim. 7'yi bulalım. Çok güzel, harikasınız. Ve burada bakalım yel kovanımız 6'yı göstermiş. Bakın yel kovan 6'yı gösteriyorsa, uzun çizgim 6'yı gösteriyorsa buçuk, yani yarım saatlerden bahsediyordum. Saat kaç buçuk acaba? Akrebim kaçı gösteriyor? 9'u henüz yeni yeni geçiyor, böyle ilerlemeye başlamış. Demek ki saatim 9,5 olmalı. 9,5'la eşleştirdik. Son bir saatim kaldı. Ona da bakıyorum. Yine yer kovanım 6'yı gösteriyor. Yani yarım saatten, buçuktan bahsediyoruz. Akrebim ise 10'u yeni yeni geçiyor. Yani saat 10,5 diyebilirim. Çok güzel. Harikasınız. Peki bitti mi? Bizim tam ve yarım saatlerimizin dışında bir de çeyrek saatlerimiz var. İşte burada kafalar birazcık karışabiliyor. Hep beraber inceleyelim. Yel kovan 3'ün üzerindeyken saat akrebin yakın olduğu sayıyı çeyrek geçiyor şeklinde ifade ederiz. Buradaki saatimizden bahsediyor. Bakalım inceleyelim. Çeyrek geçiyor kelimesini kullanıyoruz. Bu ifadeyi kullanıyoruz. Ne zaman? Akrebimiz bakın 1'e daha yakın. Saat tam 1'miş örneğin. Tam şunu görmeyelim, şu 3'ü görmeyelim. Saat tam 1'miş. Sonra yel kovanım dakikalar geçtikçe, zaman geçtikçe tık 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 gelmiş buraya. Saat akrebim 1'e biraz daha yakın. 1'e biraz daha yakın görüyorum. 10'a yakın görüyoruz. Evet, kaç defa söyleyeceğim daha ama... Yel kovanımız ise 3'ün üzerinde. Bakın 3'ü gösteriyor yel kovanımız. Saat o zaman nasıl ifade ediyorum? Saat 1'i çeyrek geçiyor. Çünkü yeni geçmiş. Daha yeni 1'in üzerinden geçmiş. 1'i çeyrek geçiyor şeklinde ifade ediyorum. Peki dijital saatte nasıl okuyorum bunu ya da nasıl gösteriyorum? Yine saat kısmına 01 akrebin gösterdiği. Peki yel kovanım neyi gösteriyordu? 3'ü gösteriyordu. Yani çeyrek geçiyordu. Çeyrek geçiyor ifadesine dijital saatte 15 olarak yazıyorum.
Yani saat 1'i çeyrek geçiyor. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Saat 1:15 şeklinde ifade ediyorum. Bir de çeyrek var ifademiz var. Bu nedir bakalım? Yelkovan 9'un üzerindeyken saat akrebin yakın olduğu sayıya çeyrek var şeklinde ifade edilir. Akrep bu sefer ne olmuş? 2'ye yakın. Ne oldu? Saat az önce 1'di. 1'i çeyrek geçti. Sonra ilerledi, ilerledi, ilerledi. Yelkovanım 9'a kadar geldi. Bu saatte bu şekilde ilerlediğinde ne oluyor? Akrebim de aslında ilerliyor. Akrebim 2'ye yaklaşıyor. Bakın burada 2'ye yaklaştığını görüyorum. Yelkovanım 9'a kadar gelmiş. O zaman nasıl ifade ediyorum? Saat artık 2'ye yaklaşmış. 2'ye çeyrek var. Şöyle hayal edebiliriz. Biraz daha ilerlerse yelkovanım 12'ye geldiğinde saat tam 2 olacak. Yani saat 2'ye bakın pizza dilimi gibi düşünürseniz saati çeyrek var şurada. Bir tane çeyrek görüyorum. Hayal edin. Saat 2'ye çeyrek var. Çeyrek kalmış. Aslında çeyrek var ifadesi buradan geliyor. Sayısal olarak nasıl yazarız? Saat 9'u gösterdiğinde, yelkovan 9'u gösterdiğinde daha doğrusu, ben dijital saatimin, ay, dijital saatimin dakika kısmına 45 yazarım. Ve saat kısmına da hangi sayıyı geçmişim? Daha hala 1'deyim, 2'ye henüz gelmemişim. Daha 2'ye çeyrek var. Öyleyse hala 01'in yeni geçtiğim için dijital saatime 01 olarak yazıyorum bunu. 01:45 şeklinde, 1:45 şeklinde ifade edebilirim. Ya da 2'ye çeyrek var diyebilirim. Burada biraz kafalar karışabiliyor. İki tane sayı, iki tane saat olunca. Ama henüz 1'i bitirmemişiz. Değil mi? Saat 1'i geçmiş, 45'e kadar gelmiş ama hala saat tam 2 olmadığı için saat 1:45 şeklinde okuyorum dijital saatimde. Ama aynı zamanda 2'ye de yaklaştığım için 2'ye çeyrek var şeklinde de ifade edebiliyorum. Peki şimdi bunları genel olarak bir tekrar edelim. Hepsini düşünerek. Örneğin hangisini alsak saat tam 4'ü ifade etmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Tam dediğim için yelkovanım 12'yi gösterecek. Akrebim 4'ü gösterecek. Ve dijital saatime nasıl yazacağım ben bunu? 04 00 şeklinde yazacağım. Şimdi değiştirelim birazcık ifademizi. Saat 4:30 olsun. Buçuk olduğunda yelkovanım uzun çizgim 6'yı göstermeli. Saat 4:30 ve dijital saatimde ne diyordum buçuk olduğunda? 30 diyordum. Çok güzel. Peki şimdi saatimiz 4'ü çeyrek geçsin. Olur mu? 4'ü çeyrek geçiyor olsun. O zaman ne olacak? Çeyrek geçiyor dediğimde ne yapıyordum? Hatırlıyor musunuz? Az önce yaptık. Saat yine de akrebim yine 4'ü birazcık çok azıcık geçmiş. 4'müş saat. Tam 4'ken saatim yelkovanım ilerlemiş, ilerlemiş, ilerlemiş ve 3'ün üzerine gelmiş. Saat 4'ü çeyrek geçmiş. Bakın yine şurada bir saati böyle 4'e böldüğümüzü düşünün. Kesirlerden hatırlayalım bunu. Burada bir çeyrek zaman geçmiş aslında şurada. Değil mi? Şurası. Şöyle düşünürsek. Bakın bir çeyrek dilim görüyorum. Değil mi? Saat yelkovanın tam 12'nin üstündeyken, saat tam 4'ken yelkovanım ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. 3'ün üzerine geliyor. Ve tam çeyrek tur atıyor burada. Öyleyse saatim 4'ü çeyrek geçiyor. Peki çeyrek geçiyor ifadesini kullandığımda dijital saatte bunu nasıl ifade ediyordum? 3'ün üzerine geldiğinde
dakika kısmımı 04:15 şeklinde yazıyordum. 15 çeyrek geçiyor ifadesini anlatıyordu bize. 04:15 saat 4'ü çeyrek geçiyor diyebilirim. Peki saat 5'e çeyrek var olsun. 5'e çeyrek var. Şimdi nasıl ifade edeceğim acaba? Nasıl gösterebilirim saatimde? Saat 5'e yaklaşmış. 5'e çeyrek var daha. Ama 5 olmamış henüz. 5'e çeyrek daha var. Yani saat 4 ile 5'in arasında bir yerde 5'e yaklaşmış durumda akrebim. Yer kovanım ise daha çeyrek olacağı için, çeyrek var dediğim için 9'u gösteriyor. Bakın yine şurada bir çeyrek dilim görebiliriz gizli. Görüyor musunuz? Daha 5'e gelmesine çeyrek dilim daha var. Bu yelkovan 12'nin üzerine geldiğinde tam 5 diyeceğim saatim. Ama henüz 5'e çeyrek var diyorum. Peki bunu dijital saatte nasıl ifade ediyorum? Dijital saatte 5 yazmıyorum. Onun yerine hala saat 4. 4'ü üzerinde dakikam 45'e kadar gelmiş. Aslında şu küçük çentikler, çizgiler hep dakikaları ifade ediyor. 1 saat 60 dakikadır. 1 saatte şurada yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 demiştik ya hani 15 diyorduk çeyrek geçiyor ifadesinde. Bunun gibi saydığımda aslında şurası 45'e tekabül ediyor. 45 anlamına geliyor 9 çizgisi. O yüzden saat 4'ü 45 geçiyor. Yani 45 geçmiş. Ama 5'e çeyrek var şeklinde ifade ediyorum. Saat 4:45. 5'e çok yaklaşmışım. 5'e de çeyrek var diyebilirim. Evet, özellikle yani yavaş yavaş anlatıyorum ki sindire sindire öğrenelim. İyi öğrenelim. Çünkü saatler konusu daha da bir sonraki anlatımda farklı şeyler girecek içine. İyi anlamamız çok önemli. Peki saat 7'yi gösterelim mi hep beraber? Hadi gösterelim. Saat tam 7 dediğimde, tam ifadesini duyduğumda yer kovanım 12'yi gösteriyor biliyorum. Akrebim ise 7'yi gösteriyor. Saat tam 7. Dijital saatimde ise dakika kısmıma 00 yazıyordum tam saatlerde. Peki saatim 7:30 olsun. Zaman aksın. Akıyor zaman, zaman geçiyor. Ve saatim 7:30 olduğunda, buçuk ifadesini duyduğumda uzun çizgim, yer kovanım 6'yı göstermeli. Saat 7:30 oldu. Peki saatim 7'yi çeyrek geçsin. Çeyrek geçiyor ifadesini duyduğumda ne yapıyordum? Saat 7'yi çeyrek geçmiş. Yani tam 7 iken çeyrek dilim geçmiş, çeyrek geçmiş. Evet, yer kovanım 3'ü göstermeli çeyrek geçiyor ifadesinde. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Dijital saatimde de 07:15 olarak ifade ediyorum. Peki saat 8'e çeyrek var diyelim. O zaman ne olacak? Akrebim biraz daha 8'e yaklaşmış ama hala 7 ile 8'in arasında bir yerlerde. Ve çeyrek var dediğimde, çeyrek var ifadesini duyduğumda yer kovanım 9'u gösteriyor. Saat 8'e çeyrek var şeklinde okuyorum. 8'e yaklaşmak üzere, 8'e çeyrek kalmış, 8'e çeyrek var. Ve bunu nasıl yazıyorum? Hala 7 bitmemiş. Tam 8'e gelmeli. Çünkü 8 demem için saat. 7'yi 45 geçiyor aynı zamanda. 7:45. Saat 7:45 ya da saat 8'e çeyrek var şeklinde ifade ederim. Şimdi hızlanalım. Bir tane daha örnek görelim. 6'yı görelim mi?
hem orada kafamız karışıyordu. Tekrar etmiş oluruz. Saat tam 6 dediğimde, tam dediğim için yer kovanım 12'yi, akrebim 6'yı gösterecek. Saat tam 6. Yani 6:00 dijital saatimizde. Peki saat 6:30 olduğunda, buçuk dediğime göre uzun çizgim de 6'yı göstermeli. Saat 6:30, saat 6:30 diyorum. Peki saat 6'yı çeyrek geçiyor. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Yani saat kaçı göstermeli? Akrebim 6'yı gösteriyor. Çeyrek geçiyor ifadesinde yer kovanım 3'ü gösteriyor. Yani 06:15, saat 6:15 ya da saat 6'yı çeyrek geçiyor. Peki saat 7'ye çeyrek var dediğimde? Saat 7'ye çeyrek var. Yani 7'ye yaklaşmış akrebim. Ama henüz tam 7 olmamış. Yer kovanım 9'un üstünde olmalı. Çeyrek var ifadesini duyduğum için. 6'dan yeni çıkmışız. Bakın 6'yı yeni geçtiği için. Yine dijital saatimin sağ tarafında 6'yı görürken dakika kısmında 45 görüyorum. Saat 6:45. Saat 7'ye çeyrek var şeklinde ifade edebilirim. Bunun gibi yine örneklerimize devam edeceğiz. Siz de test kitaplarınızda ya da normal kitaplarınızda bu örnekleri yapmaya devam edin. Dediğim gibi çok basit bir kağıda saat çizip poşet dosyanın üzerinde istediğiniz kadar sanırsız deneyebilirsiniz. Çok da basit hazırlaması. Mutlaka yapın bu söylediğimi. Sizin için bol bol antrenman olur. Anneniz babanız size söylesin mesela saat 7, saat 8, hadi çiz bakalım. Sizler çizerek gösterin. Bakalım örneğin 10 tane söylesinler. 10 tane de kaç doğrunuz olacak? Bunu görmüş olalım beraber. Bir sonraki derste yine tekrar edeceğiz bol bol. Şimdilik hoşça kalın.